Türkiye'nin doğusunda yılın neredeyse 6 ayı kar altında geçiyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesi -30 dereceye düşen sıcaklıklara alışkın. Kış çetin bir dönem ama yaşam her şartta devam ediyor. İnsanlar bu zor koşullarla başa çıkmak zorunda. Ama burada yalnız değiller. Yaban hayatı Anadolu'nun hiçbir yerinde insanlardan uzak değil. İnsanlar tarafından kullanılan alanlar genişledikçe hayvanlara ait bölgeler daralıyor. Yaban hayvanları bu nedenle yaşam ortamlarının doğal parçası olmayan birçok unsurla başa çıkmak zorunda. Bu kurt onlardan biriyle karşılaşmak üzere. Aslında buraya ait olmayan köpekler. Ama insan yerleşimlerinin yakınlarında köpeklerin ve kurtların yaşam alanı da kesişiyor. Bu başıboş köpekler kurdun varlığından hiç de hoşnut değil. Güç ve zeka olarak daha üstün olsa da kurt tek başına köpeklerle başa çıkamayabilir. Şimdilik uzaklaşıyor. Ama başka bir zaman dengeler değişebilir. Bu iki tür aslında çok yakın akraba. Kurt, köpeğin atası. Davranış özellikleri temelde aynı. Büyük ya da küçük, her köpeğin içinde bir kurt saklı. Türkiye'de, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşayan kurtların hepsi aynı tür. Bilimsel adı Canis lupus. Diğer bilinen adlarıyla gri kurt ya da boz kurt. Bu kurtlar Sarıkamış yakınlarında yaşıyor. Sağlıklı ve iyi beslenmiş görünüyorlar. Kurt sürüleri birer aile gibi. Sürü üyeleri arasında güçlü bir bağ var. Kurtlar binlerce yıldır Anadolu yaban hayatının önemli bir parçası. Türk kültüründe efsanelere ve destanlara konu olan, saygı ve hayranlık uyandıran bir tür. Belki de bu nedenle yüzyıllar boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen sistematik kurt katliamı Anadolu'da hiç yaşanmadı. Ancak efsane bir yana, gerçek hayatta kurt insanlar tarafından istenmeyen ve sevilmeyen bir tür. Hatta Anadolu'nun hemen her bölgesinde kurdun geleneksel adı canavar. Bu baskın dişi üstünlüğünü gösteriyor. Diğer kurdun ona meydan okumak gibi bir niyeti yok. Sürü içinde katı hiyerarşik bir yapı var. Bu sürü üyeleri arasında ciddi çatışmalar yaşanmasını önlüyor. Her kurdun kendine has karakteri sürü içindeki rollerde belirleyici olabiliyor. Kurtların dünyası yalnızca kendi sürüleriyle sınırlı değil. Onlarla aynı yaşam alanını paylaşan birçok canlı var. Türkiye, Avrupa'da yaban hayatının en zengin olduğu ülkelerden. Sarıkamış da bu doğal zenginlikten payını alıyor.
Kardaki farklı izler, memeli türlerin çeşitliliğini gösteriyor. Yaban domuzu tıpkı kurt gibi farklı ortamlarda yaşamını sürdürebilen bir tür. Kuşlar da bu çeşitliliğin bir parçası. Sakallı akbaba, yalnız yaşayan akbaba türlerinden. Şu anda kargalarla mücadele ediyor. Her şey doğal bir denge içinde ve kurt bu dengenin merkezinde. Kurt, Türkiye'de yaban domuzu popülasyonunu dengede tutan en önemli avcı tür. Gökyüzünde süzülen kara akbaba, kurtlardan geriye kalan bir leş arıyor olabilir. Boz ayı ise bu bölgede kurtların karşılaşabileceği en güçlü rakip. Burada tilkiye de rastlamak mümkün. Av peşinde olan tilki, hassas kulaklarıyla kar altındaki farelerin yerini belirlemeye çalışıyor. Her zaman isabetli olmasa da bu akrobatik avlanma yöntemi bu kez fare için kötü, tilki içinse iyi sonuçlanıyor. Türkiye'deki kurt sayısının 5000 ila 7000 olduğu tahmin ediliyor. Kıyı şeridi dışında Anadolu'nun hemen her bölgesinde kurtları görmek mümkün. Ancak iç ve doğu Anadolu bölgelerinde sayılarının biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Kurtlar soğukta yaşamaya çok iyi uyum sağlamış. Onları dondurucu soğuktan koruyan kış postuyla olduklarından daha iri görünüyorlar. Oysa coğrafyaya göre değişse de dişiler ortalama 40, erkeklerse 55 kilo civarında. Kurtlar güçlü ve dayanıklı hayvanlar. Günde yaklaşık 70 kilometre yol kat edebiliyorlar. Haftalarca beslenmeseler bile hayatta kalabiliyor ve neredeyse her koşula uyum sağlayabiliyorlar. Kurtlar, gezegenin en başarılı memeli türlerinden biri. Bu başarının bir nedeni de takım çalışması. Bu yüzden ilişkilere ait sınırların sürekli olarak ve belki biraz da acımasızca yeniden çizilmesi gerekiyor. Burada kimin baskın olduğu konusunda kuşku yok. Aslında yaban hayvanlarını insanların bulunduğu ortamlarda gündüz saatlerinde görmek güç. Kuş türleri için durum biraz daha farklı. Ama memeli hayvanların çoğu, özellikle insan hareketinin yoğun olduğu saatlerde gözden uzak duruyor. Karanlık bastırıp gece çökünce onlar için daha güvenli saatler başlıyor. Kurtlar da geceleri daha rahat. Hayatta kalabilmek için çoğu zaman adeta görünmez olmaları gerekiyor. Karanlık onlara siper oluyor.
İnsan yerleşimlerine yakın bölgelerde farklı besin kaynaklarına da yönelebiliyorlar. Sarıkamış'ın hemen dışındaki çöplük bunlardan biri. Sürü içinde şu an her şey yolunda görünüyor. Kurtlar için doğal bir beslenme şekli olmasa da bu civarda bolca yiyecek bulabilirler. Ama başıboş köpekler de kendi paylarını istiyor. Başta birbirlerinden uzak duruyorlar. Ama ortam gergin. Köpekler ve kurtlar arasındaki çekişme bütün gece devam edecek gibi görünüyor. Kurtlar bu gece kalabalık. Hangi tarafın galip geleceği henüz belli değil. Köpekler kurtları zorlamaya devam ediyor. Ama bunun da bir sınırı var. Kurtların sabrı taşmak üzere. Ve sonunda kurtlar köpekleri kaçırıyor. Hep beraber uluyarak bu zaferi kutluyor gibiler. Ulumak kurtlar için bir iletişim yöntemi. Kurtların ava başlamak, selamlaşmak, bölgelerini belli etmek, sürü içi dayanışma duygusunu artırmak ya da yalnızca iyi hissetmek için bile uluduğu tahmin ediliyor. Kurtlar bu gece güçlü bir mesaj verdi. Bu bölge onlara ait. Karanlıkta köpekler ve kurtlar arasında ne olduğunu tam olarak bilmek olanaksız. Ancak yerde cansız yatan bu köpek için sonuç kesin. Kurt, güçlü çenesi ve 42 dişiyle kendi ağırlığına yakın köpeği taşıyabiliyor. Hem de derin karda. Köpeğin parçalanmamış olması, belki de ölümünün kurtlarla ilgisi olmadığını gösteriyor. Ama ne olursa olsun şu anda onun üzerinde hak iddia eden bu kurt. Köpek yalnızca kurda değil, diğer leşçil canlılara da besin olacak.
Köpeklerin sağlıklı bir kurda fiziksel olarak zarar vermesi güç. Hele bu büyüklükte bir sürüyle başa çıkmaları neredeyse olanaksız. Yakın akrabaların savaşında kurtlar çoğu zaman köpeklere karşı üstün geliyor. Ama köpekler yine de kurtlar üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Çünkü besin arayışında kurtlara rakip oluyor ve onları yaşam alanlarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Köpekler, tilkiler için de bir tehdit. Neyse ki şu anda bu tilkiyi rahatsız eden hiçbir şey yok. Ama günler yine de gerilim ve heyecan dolu. Çünkü tilkiler için kur ve çiftleşme zamanı. Eş bulmaya çalışan erkekler arasında kavgalar olabilir. Eşleşen tilkilerse bu süre içinde birlikte yaşayacak. İlkbaharda dünyaya gelecek yavruları büyüyünce ayrılacaklar. Mart başı. Kurtlar için çiftleşme dönemi sona ermek üzere. Bu kurtlar Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Ama doğal döngü onlar için de geçerli. Kurt sürüsünde yalnızca baskın dişi ve erkek yürüyebiliyor. Dişinin çiftleşmeye hazır olmaması ya da olası rakiplerin yarattığı gerilim nedeniyle hayvanat bahçesinde hareketli günler yaşanıyor. Her şey yolunda giderse hayvanat bahçesindeki kurt sayısı artabilir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaralı ya da yavruyken bulunup buraya getirilen kurtlar onlara ayrılan sınırlı alanda yaşamak zorunda. Ama bu kendilerine ait gizli bir dünyaları olmadığı anlamına gelmiyor. Kayaların altındaki tüneller %100 kurt yapımı. Burada aralıksız devam eden bir inşaat var. Kurtlar inleri çoğunlukla yavrulamak için kullanıyor. Ancak hayvanat bahçesi gibi doğal olmayan ortamlarda bazen diğer kurtlardan kaçmak için de inlere sığınabiliyorlar. Dişi kurt yaklaşık 2 ay sonra burada yavrulayabilir. Özgür ya da değil, koşullar ne olursa olsun içgüdüler yok olmuyor.
Uzun kış sona ermek üzere. Yine de havanın tam olarak ısınmasına daha haftalar var. Sanki aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Batı Karadeniz bölgesi. Kara akbabalar Gerede yakınlarında sık görülen türlerden. Bu dev kuşların kanat açıklığı 3 metreyi buluyor. Bu büyüklükte kuşların yerden havalanması hiç kolay değil. Bu nedenle yerdeyken tehlikelere karşı daha dikkatli olmak zorundalar. Bir kurtla aynı ortamda bulunmak kara akbabalar için riskli. Kurtlar akıllı ve fırsatçı. Şanslarını denemek isteyebilirler. Kara akbabalar bu nedenle bölgeyi terk ediyor. Kurdun varlığına yalnızca kuzgunlar aldırmıyor gibi. Bilimsel olarak kanıtlanmasa da iki tür arasında bir işbirliği de olabilir. Kurtlar avlandığında kuzgunlar onların artıklarıyla besleniyor. Kuzgunlar yiyecek bulduğundaysa davranışları kurtlara rehberlik ediyor. Bu nedenle birbirlerini izleyerek ortak fayda sağlıyor olabilirler. Kurtlar pek çok hayvan türüne göre daha gelişmiş bir zekaya sahip. Kuzgunlarsa kuş türleri arasında belki de en zeki olanlardan. Problem çözme yeteneğine sahip oyuncu ve taklitçi kuşlar. İki türün işbirliği yapma olasılığı pek de şaşırtıcı değil. Farklı bir zamanda başka bir kurt aynı yerde dinleniyor. İri ve sağlıklı, türünün heybetli bir örneği olarak görünüyor. Ama bir sorun var. Kurt arka bacaklarından birini kaybetmiş. Nedenini tam olarak bilmek mümkün değil. Ama ne yazık ki en güçlü olasılık vurulmuş ya da insanlar tarafından kurulmuş bir tuzağa yakalanmış olması. Yaranın iyileşmesi ve kurdun hayatta kalması onun ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar şanslı olmayan yüzlerce kurt var. Kurt Türkiye'de koruma altındaki türlerden biri olsa da yasa dışı avcılık devam ediyor. Kurt ölümlerinin büyük bölümü insan kaynaklı. Kurtların ömrü 10 ila 13 yıl arasında ama doğada çok azı bu yaşa ulaşabiliyor. Mayıs sonunda Türkiye'nin en soğuk bölgelerine bile bahar geliyor. Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde ise farklı bir heyecan var. Burada hiçbir ziyaretçinin göremeyeceği bazı şeyler oluyor. Altı kurt yavrusu. En az 2 ya da 3 haftalıklar. İlk doğduklarında gözleri görmüyor, kulakları duymuyordu. Şimdi ise çok hareketliler.
Yine de henüz güvenli inlerinden ayrılmıyorlar. Yeni doğan yavruların ağırlığı yalnızca yarım kilo. 15 günlük olduklarında ise 4 katı ağırlığa, 2 kiloya ulaşabiliyorlar. Annenin tüm zamanı yavrularla ilgilenmekle geçiyor. Doğal ortamda sürünün tüm üyeleri yiyecek getirmek ve yavrulara bakmak için anneye yardımcı oluyor. 24 saatlik bakıma rağmen doğada yavruların hayatta kalma şansı çok yüksek değil. Çoğu yavru bir yaşını göremiyor. Bu yavru şimdilik güvende. Ama hayvanat bahçesinde de olsa yavruların yaşama şansı olmayabilir. Yavrular yaklaşık 2 aylık olana dek yalnızca anne sütüyle beslenecek. Daha sonra süt dişleri çıkmaya başlayacak ve annenin kustuğu küçük et parçalarını da yiyebilecekler. Artık bir aylık olan yavruların kulakları dikleşti. Yavru inden dışarı çıkmaya hazır. Ama biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Babası tam da bunu yapmaya çalışıyor. Ürkek de olsa ilk adımını attı. Kardeşi belki de onun sayesinde biraz daha cesur davranıyor. 6 yavrudan ne yazık ki yalnızca ikisi hayatta kalabildi. İki kardeş inden uzaklaşmak konusunda tereddütlü. Sonunda merak korkuyu yeniyor. Henüz kış postunu tam dökmemiş olan baskın erkek, yiyecek için taciz ediliyor. Yavruların biri, babasının ağzına dokunarak onun kusmasını sağlamaya çalışıyor. Ama baba, istenileni vermiyor. Beslenme zamanı değilse, oyun zamanı olmalı. Yavruların oyunları onları güçlendiriyor, sosyalleştiriyor ve karakterlerindeki farklılıkları ortaya çıkarıyor. Ve 2 ay daha geçiyor. 3 aylık olan yavrular bu dönemde 13 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Artık yetişkin kurtlara daha fazla benziyorlar. Ama hala meraklı ve oyuncular. Avcılık alıştırması gibi görünen bu tür oyunlar özellikle doğadaki yavrular için önemli. Yavrular artık hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bundan sonraki 3 ay içinde her hafta yaklaşık yarım kilo alacaklar. 6 aylık olduklarında neredeyse yetişkin bir kurt gibi görünecekler. O zamana dek oyun oynamaya devam.
Türkiye'nin güneyi. Aylardan Temmuz. Antalya'nın iç bölgelerinde, Elmalı ilçesi yakınlarında, kavurucu Akdeniz kıyısından çok farklı bir dünya var. Yaklaşık 1800 metre yükseklikte, Çığlıkara Sedir Ormanı'nda yaz böyle yaşanıyor. Yaban domuzu sürüleri, yeni doğan yavrularla artık daha kalabalık. Yavrular yaklaşık 4 aylık olduğunda çizgileri yok olmaya başlayacak. Buradaki zengin beslenme alanları kışa kadar güçlenmelerini sağlayacak. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, bitki ve hayvan türleri bakımından Türkiye'nin en zengin yerlerinden. Burası Akdeniz bölgesinin az sayıdaki kurtlarının da yaşam alanlarından biri. Özellikle yaz aylarında 600 metreden alçak yerlerde kurtları görmek pek mümkün değil. Bu genç kurt da yükseklerde yaşıyor. Kış postu olmadan küçük görünüyor ama güçlü ve sağlıklı olduğu belli. Henüz sabah saatleri olmasına rağmen hava sıcak. Ama kurt bu duruma aldırmıyor gibi. Şu anda yiyecek peşinde. Büyük olasılıkla bir fare. Kemirgenler ve küçük memeliler yalnız bir kurt için en kolay av. Türkiye'deki kurt sürüleri genellikle yaban domuzu ya da geyik, karaca ve yaban keçisi gibi otçul türlerle besleniyor. Tek başına yaşamak kurtların doğasına çok da uygun bir davranış değil. Sonuçta kurtlar sosyal hayvanlar. Kısa aralıklarla sürüden uzaklaşan kurtlar olabiliyor. Ancak bir kurt sürüden atıldıysa yeni bir sürü oluşturmak ya da başka bir sürüye katılmak için bir süre yalnız dolaşabilir. Bu sıcak günlerde su kaynakları azalıyor. Doğal su birikintileri birçok yaban hayvanı için uğrak yeri. Bu kurt için de. Kurt susuzluğunu giderirken bile tetikte. Kurtları insanlardan koruyan da bu özellikleri. İnsan yerleşimlerine uzak olan Çığlıkara'da bile her zaman temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. İnsanların kurtlara pek yaşam alanı bırakmadığı yerlerde ise karşılaşmalar kaçınılmaz. İç Anadolu, Kırıkkale'nin Çerikli ilçesi. Osman bu yaz 15 koyununu kurtlara kaptırmış. Bu yaşam mücadelesinde köpekler yine devrede. Ama bu kez bekçi olarak. Sürüye yeni katılan köpek daha fazla kayıp verilmesini engelleyebilir. Yazın geri kalan günlerinde o da sınav verecek. Koyunların gündüz sıcağında hareket etmesi güç. Bu nedenle sürüyü gece otlatmak gerekiyor.
Ancak gece tehlikenin en fazla olduğu zaman. Sürülere saldıran kurtların ender de olsa tek seferde çok sayıda koyunu öldürdüğü biliniyor. Bu kayıplar kurtlara karşı düşmanlığın artmasına neden oluyor. Oysa kurtlar önlerine çıkan fırsatı değerlendirmek zorunda. Evcil koyunlar kurtlar için kolay hedef. Zor olansa insanlar gelmeden önce bu avı tüketmek. Bu çoğu zaman mümkün olmadığı için insanlar kurtları yiyebileceklerinden fazlasını avlamakla suçluyor. Anadolu'nun birçok bölgesinde yerel halk kurtların iyi koku almadığına ama görme duyularının çok gelişmiş olduğuna inanıyor. Oysa koku alma kurtların en güçlü duyusu. Kurtlar açık arazide geceleyen bu koyun sürüsünün kokusunu kilometrelerce uzaktan alabilir. Sürüyü ve çobanı uzun bir gece bekliyor. Saatler sonra köpekler beklenen ama istenmeyen ziyaretçilerin kokusunu alıyor. Yalnızca el fenerinin ışığıyla neler olup bittiğini kestirmek güç. Ama köpeklerin sakinleşmesi, kurtların şimdilik uzaklaştığı anlamına geliyor. Bu kez köpekler tam zamanında harekete geçti ve sürpriz bir saldırı önlenmiş oldu. Bunda yeni köpeğin katkısı da olabilir. Sürü güneş yükselene kadar burada kalacak ve sonra köye dönecek. Gün boyunca dinlendikten sonra akşam yeniden otlaklara doğru yola çıkacaklar. Bu rutin kar yağana kadar devam edecek. Ve her gece aynı tedirginlik, aynı heyecan yaşanacak. Yaşam alanları daralan ve doğal besin kaynakları azalan kurtlarsa İnsanlar ve köpeklerle karşılaşma riskini göze alarak bu kolay besin kaynağına yönelmek zorunda kalacak. Geceyi kayıp vermeden atlatan sürü için eve dönüş zamanı.
Sonbahar yaklaşan soğuk günlerin habercisi. Birçok kuş türü daha sıcak ülkelere göç etmeye başladı. Kırıkkale'nin Meşe Yayla köyü yakınlarında orman artık renk değiştiriyor. Tilki ve onun avladığı türler arasında olan fare, birçok yaban hayvanı gibi soğuğa hazır. Pelitte denilen meşe palamutları, bu türlerden birçoğunun hayatta kalabilmesi için büyük öneme sahip. Ala karga da onlardan biri. Palamutları gömerek kış için yiyecek depoluyor. Bunu yaparken aynı zamanda meşe ağaçlarının üremesini sağlıyor. Aslında tüm yaban hayvanları içinde yaşadıkları ekosisteme farklı biçimlerde katkıda bulunuyor. Hayvanlar ve coğrafya birbirini şekillendiriyor. Sarıkamış'ta yüksek yerlere çoktan kar düştü. Kurdun bu dönemde farklı bir uğraşı yok. Kışa hazırlanan kızıl sincapsa kozalakları ısırarak tohumların serbest kalmasını sağlıyor. Böylece o da ormanın gelişmesine katkıda bulunuyor. Gelincik kıştan önce beyaz rengini almış bile. Boyu yalnızca 20 santim olsa da küçük ama usta bir avcı. Ancak şu anda sürpriz saldırılar yapması biraz zor. Haftalar sonra her yer yeniden bembeyaz olacak. Sarıkamış'ta yalnızca yaban hayvanları değil, köylerde yaşayan insanlar da zorlu ve uzun kış mevsimine hazırlıklı olmak zorunda. Gece bu dönemde de kurtların ve birçok yaban hayvanının en hareketli olduğu zaman. Sarıkamış merkezine yalnızca birkaç kilometre uzakta, sıra dışı bir yoğunluk yaşanıyor. Ayı kış uykusundan önce iyi beslenmek zorunda. Bu at ölüsünü kurtlarla paylaşmaya hiç de gönüllü değil. Kurtlar sayıca üstün ama ayının gücü karşısında temkinli olmaları gerekiyor. Bu yüzden geri çekiliyorlar. Ayı önceki yılın yavrularıyla birlikte beslenmeye devam ediyor. Ama kurtlar sabırlı ve ısrarcı. Gece boyunca dengeler birçok kez değişebilir. Türkiye'nin başka bölgelerinde aynı anda bu kadar kalabalık bir ayı ve kurt grubuna rastlamak güç. Burası ilçe çöplüğüne çok yakın olduğu için doğada pek de olağan sayılmayacak bir trafik var. Kurtlar ve ayılar burada sık sık karşılaşıyor. Saatler sonra değişen bir durum yok. Bu gece üstünlük ayılarda.
Sonbahar yerini kışa bırakıyor. Bozayı henüz kış uykusuna yatmamış. Kış zorlu bir dönem de olsa tüm hayvanların, hatta evcilleştirilmiş olanların bile soğukla başa çıkabilmek için farklı özellikleri var. Karganın üşümediği çok açık. Kar banyosu yapıyor. Kızıl sincap da kış uykusuna yatmıyor. Vaktinin çoğunu ağaçtaki yuvasında geçirse de ara sıra yiyecek bulmak için dışarı çıkıyor. Başak belki de kışa en dayanıklı türlerden. Kalın postu ve kara batmadan ilerlemesini sağlayan geniş patileri var. Türkiye'nin güneyinde Antalya Elmalı gibi yüksek bölgelerde yazın birçok yaban hayvanının kullandığı su kaynakları bu kar sayesinde var olabiliyor. Burada kış çok uzun sürmeyecek. Ancak Doğu Anadolu daha uzun süre kar altında olacak. Yaban domuzu Sarıkamış yakınlarında yiyecek arıyor. Ama onu fark eden bir köpek var. Yaban domuzu güçlü bir hayvan. Ancak kalabalık bir köpek sürüsü onun için bile tehlikeli olabilir. Kalın kar tabakası hareketlerini kısıtlıyor. Bir an önce yer değiştirmesi gerek. Çünkü köpekler bu kez onun peşinde. Köpeklerin yaban hayatına olumsuz etkileri bu tür karşılaşmalarla sınırlı değil. Kuduz gibi birçok hastalığın yayılmasına da neden olan köpekler yaban hayvanı popülasyonlarına zarar veriyor. Artık daha rahat hareket edebilen yaban domuzu köpeklere yaklaşmakta bir sakınca görmüyor. Belki de gücünün farkında. Hasta ya da yaralı olsaydı her şey daha farklı sonuçlanabilir. İnsan eli değmemiş, neredeyse hiçbir yerin kalmadığı Anadolu topraklarında kurtlar ve birçok yaban hayvanı için yaşam alanları daralıyor. İnsanlar için kurtlar ya gizemli, asil, dayanıklı ve zeki ya da tam tersi canavar, kötü ve zararlı. Oysa kurt, besin zincirinin tepesinde doğal yaşamın dengesi için büyük öneme sahip bir avcı tür. Tıpkı insanlar gibi kutup soğuğundan çöl sıcağına birçok farklı ortamda var olmayı başarmış, dünyada en geniş dağılım gösteren memeli türlerinden biri. Şimdilik insanlarla bir arada var olmayı başarıyorlar. İnsanlar engel olmadığı sürece de var olmaya devam edecekler. Dört mevsim kurtların peşinde geçen iki yıllık bir yapım süreci. Başta yaklaşık 6 aylık araştırma aşaması vardı. Sonrasında arazide geçen uzun günler başladı. İster hazırlık, ister çekim olsun, arazide çalışmak hiçbir zaman kolay değil. (Gülüyor)
kurtları görüntülemek çekim alanlarına ulaşmaktan daha da zor. Kurtların çekim ekibini görmemesi, kokusunu almaması ve sesini duymaması gerekiyor. Bu nedenle özel çekim kulübeleri ya da çadırların kullanılması şart. Kurt belgeselinin çekimleri için gereken hazırlık, 4 mevsim boyunca çekimden haftalar hatta aylar önce yapıldı. Kulübeler hayvanların alışması için çok önceden çekim alanlarına yerleştirildi. Daha önce arazide var olan yapılar da kullanıldı. Eski ahşap kulübeler birer çekim mekanına dönüştü. Çekimler başlayınca ekip bu küçük barınaklarda saatlerce bekledi. Gündüz ya da gece, neredeyse aralıksız 16 saat boyunca hiç dışarı çıkmadan, sıcakta ya da -25 derece soğukta sabırla beklenen saatler. Gün doğumundan önce başlayan çekimler gün batımından sonra bitti. Gece çekimleri ise hava kararmadan başlayıp sabah saatlerinde sona erdi. Özel mikrofonlar sayesinde doğal ses kayıtları da yapıldı. Özellikle gündüz saatlerinde kurtları görmek çok zor. Bir yıllık süreç içinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 6 ilde tam 113 çekim günü geçti. Ama kurtlar yalnızca 17 kez gündüz göründü. Ne? Bir de bunları onu keselim. Kurtların farklı görüntülerini yakalayabilmek için alternatif kameralar da kullanıldı. Biraz yukarıda kalmış bile olabilir hala. Kurtların ve birçok hayvan türünün su kaynaklarına gelme olasılığı yüksek. Yani bu tür yerler aslında hareket algıladığında kayda giren kameraları kurmak için en uygun noktalardı. Harekete duyarlı kameralar yalnızca farklı görüntüler elde etmek için değil, bölgedeki kurt hareketliliğine dair veri almak için de çok yararlı oldu. İş, su da bunlar. Şu iki taş nerede? Uzaktan kumanda edilebilen robot kamera, kurulumu en zahmetli olan çekim düzeneklerinden biriydi. Bırak beni birazcık. Bırak değil mi? Kamerayı çekim çadırındaki kontrol ünitesine bağlamak için ağaçların üzerinden metrelerce kablo çekmek gerekti. Buradan varsa çataldan alayım. Hatta onu da oradan mı geçirelim? Ama bu dükkan orada mı? Bazen de en kolay olacağı zannedilen çekim en zoru olabiliyor. Haluk abi. Doğal ortamda değil, hayvanat bahçesinde yapılan çekimlerde kurtların kazdığı tünellerin içine güvenlik kameraları yerleştirmek hiç de kolay değildi. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından uygulama aşamasına geçildi. Öncelikle tam 10 kurdun bulunduğu alanda çalışabilmek için ekibi kurtlardan ayıran bariyerler kurulması gerekti. Abi dikkat et, o tarafa bakın. Bu taraflar değil abi. Bir de şöyle yapalım. İyice eğdi. Görüyor musunuz? Bu çalışma kurtlar üzerinde baskı oluşturmamak için kurtların çiftleşme, hamilelik ve yavrulama dönemlerinden aylar önce yapıldı. Yasin Bey, yalnız takip mi? Toprak,
Ne yaptınlar? Sağ bakın. Kameralar bir yıl boyunca alanda kaldı. Farklı açılar ya da manzara görüntüleri için yapılan çekimler, kurtlar kadar zorlamasa da yine de uzun saatlerin arazide geçirildiği zahmetli çekimlerdi. Tüm bu uğraşın sonunda 100 saatten fazla görüntü elde edildi. Ve 52 dakikalık kurt belgeseli 2 yıllık süreç içinde onlarca kişinin emeğiyle ortaya çıktı. Feneri bir alabilir miyim? Bir içeriye bir bakayım. Bir kapıyı. Bir alabilir miyim?